Buyurun, gelelim. Bunun bir metodu var. Var çok, mı? Çok basit bir metodu var. Şimdi konuklarımızdan rica edeceğiz. Herkes kendi yanında en az kendi kadar güzel veya yakışıklı biriyle bir göz teması kursun lütfen. Bana bakmayın, yanınıza bakın. Sakatlık olmasın burada. Evet. Şimdi herkes bir tane eş bulsun diye değiştirelim bunu. Herkes tamam. Eşini buldu mu? İyiydi. Eşlerden bana göre solda olanlar sağ elini yumruk yapsın. Diğer eş de bu yumruğu açmaya çalışsın. Elinizi yumruk yapın ve açmaya çalışın. Meryem Hanım, siz açmaya çalışın Mehmet Bey'in elini. Deneyelim lütfen. Zor değil mi? Şimdi eş değişelim. Siz sıkın, siz açmaya çalışın. Harika. Zor mu? Evet, sizi sahneye alabilir miyim? Evet, buyurun. Evet, evet, ilişkilerde de böyle. Bakın, hem kendimizi gerçekten zorluyoruz, hem karşı tarafı zorluyoruz. İlginç bir süreç. İsminizi bağışlayın. Sibel Hanım, bu sizin hayatınızdaki tüm sıkıntılar, problemler. Açtığınızda kurtulacak olsaydınız nasıl açardınız bunu? Bir deneyin lütfen. Isırmak yok, gıdıklamak yok yalnız. Devam edin. Hiç. Abonun. Göründüğü kadar şeydi, çok kuvvetli yalnız. Evet, zor değil mi? Şimdi siz sıkın elinizi. Kaç yaşındayız efendim? Evli miyiz? Hangi takımı tutuyorsunuz? Kocaman bir alkış. Ne oldu? Yumruk açıldı. Hayat da böyle bir şey. Zorluklar karşısında ne kendinizi zorlayın, ne de kendinizi zorlayın. Teyzeciğime söylüyorum, esnek olan kontrolü ele alır. Esneyin ki erkeği evde tutun. Cevap veriyorum o kısmada. Esnemek lazım. Esnek olan kontrolü ele alır. Demek ki sıkıntılar, problemler karşısında ben haklıyım, o ilk önce gelsin şeklinde bir düşünce kalıbı uygulamak yerine ilk adımı atın ki kontrol sizde olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.